Yanma, uyandım bari. Soytarı da deniyor. Sayın kralım, merhaba. Oo soytarım, ne haber? Ne hale düştük anasını, evet. Ya sizi eğlendireceğiz diye. Aşkımdan ne garip hallere düştüm. Bir kan rating kazansan. Rating yanıyor, bir kan kazansan, evet. Kan kazansan böyle mi? Ben de almadım Oscar'ı. Bu yani şekilde yapalım. Çıktıktan sonra artık kazanamam da herhalde. Ben de yani vazgeçtim Oscar'dan açıkçası. Peki. Ama o yüzden Oscar adayı konuşacağız. Öyle mi? Kimmiş? Ha doğru, evet. Yorgos Lanthimos. Ben daha önce bu konuda konuşup lincimi yemiştim. Rahatım. Ben o işi hallettim hocam. Yorgos Lanthimos. Çıkar şunu abi. Bende yok zaten. Ha. Yorgos Lanthimos niye şeyde? Bir kere yeni yönetmen. 45-46 yaşında herif yani. 46. Adamın 6 tane uzun metraj filmi var. Büyük bir başarı ama. Kariyeri çok başarılı. Ya 8 tane uzun metraj şu anda Amerika'da çok başarılı kariyer sayılır. 8 tane film çekersin. Yok, bir de Hollywood'a gitmesi falan. Bak Hollywood'a gitmesi. Hollywood'da mesela 8 tane film çekersin. Büyük kariyer yapmış oluyorsun. Neden? Sen söyle. Bir tane flop yaparsın, bir daha çekmezsin. Tabii. Dolayısıyla 8 tane artık şeye geldin, bir yere kadar 8 geldin. 8 kere düşmemişsin demek. Düşmemişsin. Bir de 3. şeyden itibaren belki de prodüktör olarak katkıda bulundun, kat alıyorsun falan filan. Dolayısıyla piyasa film para yaparken köşe. Neyse. Biz buradayız abi. Bir önüne köşede değiliz yani. O yüzden konuşuyoruz böyle. Lagaluga ediyoruz. Yorgos Lanthimos'tan çok fazla haberim yoktu. Lobster'ı seyrettim. Niye yoktu? Yönetmenlerin peşine tutmuyorum. Kimmiş? Ay yok, bu sanat camiasında son yılların yıldızları. Abi ben son yılların şey yapıyorum, piyasa filmleri yapıyorum. Yani sanat camiasını şey yapmıyorum. Ne, kusura bakmayın yani. Zaviye ama... Dolan'ı biliyor musun? Ha, kimi? Zaviye Dolan diye bir çocuk. Zaviye Dolan yok. Ya bir tane şey sanat yaptım. Bir tane kısa film kestim. Yolcu diye. Ha, kimin filmiydi? Cem Özay diye bir çocuk. İyi miydi? İyi ya, fena değil. Çok hızlı bir yükseliş olduğu için ben konu edinmiştim. Bana hep soruyorlardı da, Lanthimos'a ne diyorsun? Hızlı yükseliş sayılmaz ya, 2005'te çekiyor birinci film. Ama 2005'ten 2019'a Hollywood. Yok öyle başka Avrupalı yönetmen. Polanski vardı. Yani son... Miloš Forman da vardı. Abi 2-3 yıl içinde tak diye Hollywood. Hı. Vardı canım yani, yok yok da. Yani son 15-20 yılda değil. Ama bu Yunan olduğu için belki bir garip. İngiliz yani usulü ve işte Merkez Avrupa değildi. Neyse. Sen tüküretmiştin adama. Niye? Gıcıklık. Ben tamamen karşısındayım. Sanat filmleri seyrederken ya da sanat olmaya çalışan filmleri seyrederken içinde ne demeye çalışıyor? Onu bulmaya çalışıyorum. Söyleyecek bir şey var mı adamın? Tamam, ben şu 6 tane film seyrettim. Onlarda birazcık yorum yapalım. Şimdi Kineta'dan başlayalım. Kineta dogma sistemiyle çekilmiş bir film. Dogma hala sistemi. Dogma çeken var mı ya? 2005'te vardı. O dogma sistemi ne demek zaten? Mekanda bulunan ışık kullanacaksın. Ekstra ışık kullanmayacaksın. Doğaçlama şey yapacaksın. Olabildikçe natürel oyuncuları kullanacaksın. Şu demektir, parasız film. Flu TV gibi bir şey yani. Yok, yok. Şimdi abisi, dogmanın tarzı budur. Omuz kamera sallıyor, flu'dan giriyor, flu'dan çıkıyor. Jump cut. Jump cutlar falan filan. Ama Breaking the Waves bakarsan, şu Lars von Trier Breaking the Waves. Adam omuzdan çekiyor. Fakat sahnenin parçaları kullanıyor. Yani devamla önem vermeden sadece duyarlı yerleri kullanıyor. Yani emotional moments. Duyarlı yerleri kullanıyor. Bu herif birinci filmde. Flu'ya düşüyor kamera, bir adam koşuyor. Estetik flu desen değil yani. Böyle 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 salıyor. Bir 20 saniye flu'da böyle şey geziyor. 3 tane kişiyi takip ediyor. Bir tane kız otel odasında bir şeyler yapıyor. Böyle garip hareketler yapıyor. Okey. Sonra başka bir herif fotoğrafçı. Onun bir şeyler garip. Sonra bir kel olan, o da bir şeyler yapıyor. Eyvallah diyorsun yani, şey oluyor. Karakter tanıtımı zannediyorsun. Diyorsun ya tuhaflıkla gidecek bir 10 dakika. Ondan sonra alışılacak bir şeyler. Bir seyrediyorum, 10 dakika geçti, 15 dakika geçti, 20 dakika, 25 dakika, tam kalkacaktım, inat ettim, seyredeceğim filmi dibine kadar. 53. dakika, ancak şunu anlıyorsunuz, 3 tane birbirine alakasız olmayan kişi tuttular, cinayet rekonstrüksiyonu, canlandırma yapıyorlar. Bir yerde fotoğrafçı şey çekiyor, polis için çekiyor cinayetleri. Hmm. Ondan sonra bunlar nasıl öldürdüğünü şey yapıyor. Ulan fotoğrafçı mı düştü bu iş ya? Sanki savcısı yok, bilmem ne, ne için yapıyorlar bu? Kimse bilmiyor. Tam şey zannediyorsunuz ya, bir yere kadar varacak, ha şimdi bir şeyler açıklayacak falan filan. Zaten filmin sonuna kadar 30 dakika kalıyor. Bir şeyler olacak diye soruyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Nothing happens. Nothing happens abi, sistem açıkladı herif. Ondan sonra böyle bıraktı. Kız bir şeyler oldu, yaralandı, bir eli mi kolu mu yaralandı bir şeyler. Basketbol oynuyor millet, bu böyle seriliyor sırtından. Millet gidiyor, filmin sonu. Şimdi abicim şöyle bir... What the fuck? Yani şunu fark ettim. Adam bir kere story driven filmleri yapmadı. Yani story driven, hikaye iletmiyor filmi. Karakter driven de değil. Karakteri anlatmaya çalışıyor ama az diyalog var.
öyle bulunduğu yerde bir şeyler çekiyor. Yani o kadar ucuz ki şey zannediyorsun yani bedava buldu bir otel out of season. Orada bir kızı getirdi. Hadi sen bir şeyler yap bu otelde. Koş koridorlarda oraya buraya falan sonra başka bir tipi başka bir yerde. Sen de şunu yap, sen de şunu yap. Ondan sonra yatırınca malımız var mı? Bir 90'daki bir şeyler bir bağlayalım da film olacak. O kadar kötü mü ya hakikaten? Abicim story yok. Karakter. Karakter üzerine gitse de desin diye. Karakter de yok yani filmi. Karakterle de anlamıyorsun yani. Ne yapıyorlar? Peki bir şey soracağım. Sen bir filmi izlediğinde böyle hissettiğinde ulan ben anlamadım dediğin oluyor mu hiç? Yok ben artık anlamadım diye bir şey yeterince tecrübe var. Eğer adam böyle bir filmde gariplik dışında başka bir şey satmaya çalışıyorsa o zaman şey bakmaya çalışıyorum. Bir mesajı var mı? Bir şeyler anlatma, bir şeyleri yaşatmaya mı çalışıyor? Bilmem ne şey yapmaya çalışıyor. Bir metafor mu yapmaya çalışıyor? Global bir, hadi minyatür metaforlar yoksa da global metafor diye bir şey mi yapmaya çalışıyor? Filmin sonunda anlayacaksın. Aa, yok abi öyle şey ya. Adam gariplik sanat olarak satmaya çalışıyor. Herhalde anlamayacağız ona sanattır falan diyeceğiz. Zaten bu Weird Wave of Greece diyorlar bunu. Ya Weird Wave of Greece ben sana söyleyeyim. Bu filmle, ilk filmiyle, Kinetta diye bir filmiyle Yorgos Lanthimos yeni bir tür kurdu. Pseudo. Türün adı şu. Kimyasal organik türü. Şimdi organik şartları kullanıyor. Organik ne demek? Omuz kamera böyle hafiften sağlıyor. Böyle yansımalar. Flu'ya giriyor, flu'dan çıkıyor. Organik, organik. Ama ağır kimyasal madde kullanıyordu yaparken. Ha öyle mi? Yani ya. öyle duruyor. Ot mod değil. Kimyasal bir şeyler kullanıyor ki böyle film çekiyor, tamam mı? Bir de kurgu yaparken aynı vaziyet. Gerçekten yorum bile yapamıyorum çünkü film komple boş. Yani böyle vakit kaybı. İnatla seyrettim. Ben yani burayı yorumlayacağız diye. İnatla yaptım. Ben söyleyince inanmıyorsunuz. Kralı getirdim size. Yok tamam. Bu ne de inanmayacak. İnanmıyorsanız seyredin filmi. Seyredin ya. Çok belki beğenirsiniz. Öyle. Sayın kralım çok teşekkür ederim. Beni temize çıkardın şimdi. Bir dakika. Sen temize çıkardın bir filmle yani. Sen o kadar o kadar sevinmedin. Sevinme yani hemen. Geçelim abi. İkinci filmde. En önemli filmi. Cannes'da ödül kazandığı Dogtooth. Dogtooth. Köpek dişi mi? Cannes ödül mü kazandı? Cannes en iyi film. Şey, tamam onu, orasına bakmadım yani. Bir ilerlemek hissediyorsun. Birinci filme göre bir ilerlemesi var Dogtooth'ta. Bu sefer şey buldum. Zengin bir mekan. Ferah. Steve Jobs'un evi gibi. Beyaz. Mobilyası az. Versailles Versailles. Minimal. Minimal. Minimalizm. Fabrika sahibinin bir ailesi var. Eşi var. İki tane kız çocuğu. Bir tane erkek çocuğu. Bunlar 20 yaşlarındaki çocuklar. Full film sabit kamerayla çekiliyor. Ev ferah ve geniş. Fakat dekupajlar tutuyor. Şöyle bir şey tutuyor devamlı. Ve bu klaustrofobik bir sabit yani hapis gibi bir duygu yaratıyor. Bir global metafor getirdi oraya. Aile babası devamlı kendi kuralları koymaya çalışıyor. Kendi kurallar, kendi istediği kurallara göre yaşatıyor aileyi. Kımıldamıyorlar dış dünyasıyla şeyle. Her şeyi yanlış öğretmiş. İrtibatları tabii. Olay şurada patlıyor. Bir gün erkek çocuk kedi görüyor bahçede. Alıyor makası ve parçalıyor kediyi. Babası telefonla bunu duyunca hemen kendi elbiseleri parçalıyor. Kanla bulaştırıyor kendine ve geliyor ve panik içinde şey diyor çocuklara. Bak bu kedi katildi. Sizin kardeşiniz öldürdü. O yüzden böyle bir şey yapmak zorundaydık. Şimdi fark ediyorsun bir psikopatlık bir şeyler oluyor. Herkes korkuyor adamdan. Karısı dahil. Yani kendi kurallara göre yaşıyorlar. Yani şunu sona doğru getirmeye çalışıyor. Böyle sert, kurallara dolu vesaire ortam yaratırsan faşizmin bir güzel bir temeli oluyor. Faşizm doğurtuyor orada. Yani bir agresiflik, osu busu. Bu Yunanistan'daki junta dönemine. Junta dönemine zaten vardı tabii. Öyle bir şey var. Belki orada bir koment yapıyor. Bir de şunu fark ettim. Neredeyse her filmde açık, tamamen porno anlamında açık değil de bir bayağı açık seks ama soğuk seks var. Yani aşk olmayan bir. Bütün film soğuk aslında. Bütün filmde soğuk seks var. Yani bu bir özelliği. Babası dışında. Hiç kimsenin kafaları görmüyorsun. Bazı sahnede de kafaları yok. O şu demektir abi, kişiselliği yok. Kişisel olarak baba, o yönetiyor durumu. Hı. Bunlar böyle konuşuyorlar. Kalkınca kafaları yok, kişiselliği yok. Tamam. Beğendin mi peki? Valla birinci filme göre bu bir refresh oldu. Yani birdenbire tabii bir şey var yani. Yavaş akıyor, yavaş bilmem ne ama boş değil. Ben şuna tahammül edemiyorum. O espriyi çok çabuk anlıyorsun. Yani o kurduğu metaforu ve ondan sonrası hep onun tekrarlarına dönüyor. En favori filmlerden değil yani seyredersiniz ya aman ama hatırlıyorsun filmi. Ya bu arada remake yapıyorlarmış. Tabii Amerikalılar şimdi alacaklar onu a**a koyarlar. Kayıt temiz öyle öyle. Bir şey daha söyleyelim bu sabit kamerayla yaptığı sistem dar planlar hapis. Bir yerde kırdı o da bir kız kaçıyor evden. Sonunda artık. Ya sonunda kaçıyor ve kamera artık omuzdan serbest oluyor. Liberate oluyor. Ucuz bir yöntem ama kaçan kız babasının arabasının bagajına saklıyor.
Zannediyor ki babası fabrika gidince kaçacağım. Fakat araba kullanmıyorlar bunlar. Arabadan hiç haberleri yok. Baba ofise geliyor. Kız bagajda kaldı, içeriden açamıyor. Dolayısıyla yine şuraya getiriyor. Sen istediğin kadar kaç, yine de patron izin vermeden çıkamıyorsun. Veyahut da seni görürse yine de şey yiyeceksin. Ne diyor yani? Abi faşizmiyle ilgili bence bir şey yapmaya çalışıyor. Faşizmin çok kötü olduğunu bize anlatıyor. Evet, öyle anlattı bize. Yani. Bravo Yorgos. We didn't know. Dediğim gibi ya, bu filmin hala şeysi var. Bir cazibesi var. Elements of sanat. Nedir o? Onu bir tanımlasana. O sanat filmlerinin özelliği nedir yani? Sanat filminin özelliği şudur abi. Yavaş olur. Yok, sanat filminin özelliği şudur. Genellikle eğlence içirmez. Asla. Yani bu herifin mottosu bu. Eğlence içirmez. Eğlence içerse sanat değil. Tamam, sanat eğlence değilse nedir abi? İşkence mi? Böyle bir tavrı var adamın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben daha önce de söyledim. Bu sanat filmlerinin bir takım ortak özellikleri var. Bir, uzun olur. Üç, kesinlikle ve kesinlikle açık son olmak zorundadır. Kapalı sonsa zaten evet, okey, yutturdun. Yok, açık son abi, zen. Dört, düşüneceksin. Ne suya ne sabuna dokunur. Yok, sabun senin suyu değil de bir de bu ikinci ne dedin sen? Kesinlikle eğlence içermez. Şundan ibaret, eğlence, komedi, ağlama, aksiyon falan filan, bunlar primal duyguları sömürmüyor. Bir dakika, primal duyguları sürmek istemiyor çünkü primal duyguları primal şeyler. Ağlama bilmem ne, basit emotionları. Sanat olabilmesi için sanat ne yapar? Ufuklara açar, düşündürür. Düşündürmek artık primal şey değil yani. Sana metafor sunursam. Peki sen düşündürüyor mu abi? Düşündürüyor birazcık ya. Ha, kafayı çalıştırıyor birazcık yani. Çoğu şöyle çalıştırıyor. Bu herif neye söylemeye çalışıyor diye çalıştırıyor kafayı. Ama yani bir şeyler söylüyor en sonunda. Yani şöyle öyle boş. Peki, boş hadi kabul ettik. Hadi kabul ettik. Üçüncü film neydi abi? Alps. Onu görmedim. Alpler. Ben. Üç kişi. Bir tanesi hastanede çalışıyor. Bir tanesi dansçı. Estetik dansçısı. Şey var ya. Hı hı. Bir de onun kocası. Bunlar üçü şirket kuruyorlar. Şirketin vazifesi şu. Ailelerde ölen insanlar varsa, taziyevler varsa, taziyeve gidip de para karşılığına ölen kişiyi oynuyorlar. Surrogat yapıyorlar. Ölen yani bunların, onun yerine daha bunların, evet evet, bunların acıyı azaltmak için tiyatro gibi bir şey yapıyorlar yani, öyle mi? Tiyatro gibi bir şey ama şöyle, taziyevdeki insanlar bunu kabul ediyorlar yani. Tamam, sen şimdi sen oyna, benim bilmem ne çocuğumu oyna. Ne çıkarları var bunda? Şöyle çıkarı var. Daha kolay acı yutuyorlar ve sabrı falan filan daha kolay geçiriyorlar. Garip başlıyor, bir yerden açıklıyor konuyu. Ve sonuna kadar bir şey olacağını diye sanıyorsun. Sonuna kadar yine bir şey olmuyor. Öyle bırakıyor. Tamam. Gerçek sanat filmi bu. Gerçek sanat değil de flop abisi. Bir şey söylemeye çalışıyor. Yetişemiyor. Ya da söyleyemiyor. Ya da beceremiyor. Söylemek istediği şeyi söyleyemiyor. O yüzden bunu flop. Birinci filme berabere koyuyorum bunu. Hı-hı. Unut gitsin yani. Geçelim. Sen biraz sıkıldın galiba. Yok, sıkılmadım. Bir kapat istersen şeyi. Niye? Daha yüksek enerji. Diye zıplama yaptık. Sonraki film? İstakoz filmi. Ne diyorsun? Ben genel olarak niye? Bir şey demeyeyim hocam. Tükürecekler diyorsun. Kıskanıyorum ben. Kıskanıyorsun lan. Nerede senin bilmem ne? Bak adam 46 yaşında şey oldu abi. Kan aldı. Sen neredesin abi? 46 yaşında. Abi kıskansam yani başkalarını yok, da kıskanıyorum. Yok abi, bir dakika ya. İnsanlar cumhurbaşkanı oluyor 46 yaşında. Sen neredesin lan? YouTube programı yani. Ben neredeyim? Şey geldim buraya, YouTube programı var da katılıyorum. Ya kralımız dedik, bize yaptığına bak ya. Sen kıskanıyor musun? Yok ya, ne kıskanacağım yani. Yeteneğim olsaydı ben oraya girerdim yani. Yeteneğim yok. Yetenekle ne ilgisi var abi? Yetenek etmez. Ne demek lan yetmez ya? Yetenek etmez. Yeteneksiz tipler kan kazanıyorlar. Şey. Hayır yani, o başka bir başka özelliklere sahip. Ya ben mi geçelim konuya? Evet. Sonraki film. Ben şeyi anlamadım. Alpler miydi? Falan? Alpler. Başarısız oluyor aslında. Bir soğuk karşılanıyor. Fakat baba hemen başka bir şeye gidiyor. Daha iyi bir şeye gidiyor. İkinci film kanda bir şey aldıysa hemen birazcık şey yapıyorlar. Lobster'ı sen niye vermedin diye bilmiyorum. Ben ilginç buldum. Biraz Coen Brothers'lardan böyle bir garip bir humor var. Garip başlıyor. Genel konusu bu. Yalnız yaşayan insanlar ya. Gerek ayrılmış, gerek dul, gerek evlenmemiş insanları. Bir otele topluyorlar. 45 gün veriyorlar bunların. 45 gün içinde kendine partneri bulamazlarsa ve evlenemezlerse bunlara şey çeviriyorlar. Hayvanları çeviriyorlar. Bir makine var. Tük diye hayvana dönüyorsun. Ondan sonra seni yavlıyorlar, öldürüyorlar vesaire vesaire. Şimdi olay şu. Herkes o otele gelince nazik davranıyormuş. Herkes bir partner bulacağım. Bu arada adamın dünyasında bütün karakterler, bütün filmlerdeki karakterler, ona dikkat edin eğer seyredersiniz bütün filmleri, bütün karakterler yalancı. Götü sıkışınca herkes yalan söylüyor. Dik duran yok. Dik büyük duran. Ihtimalle kendisi de öyle olduğu için. Yani, oğlum ad hominem. Bak.
Oğlum ya. Atom İnam değil, ben... Atom İnam ne demek değil lan? Ben filmleri de yalancı buluyorum işte, aynı nedenle. Yok abicim, değil abi, elinden geleni yapıyor. Tamam, bir yerde sanat satmaya çalışıyor, başaramıyor. Bir yerde satıyor, okeydir yani. Onu diyorum ya. Tamam, çabalıyor adam ya. Adamın yalancılığıyla bir şey. Çabalıyor adam. Çabalıyor çocuk, evet. Çabalıyor çocuk. Bravo. Neydi adı? Yorgos. Yorgos Lantimos. Bravo Yorgos. Şimdi bak abi. Çok güzel meze yapıyormuş. Oğlum bir de böyle faşo faşo şeyleri söyleme ya. Tövbe estağfurullah ya. Adam bahsediyor zaten, faşizm nasıl doğuruyor. Bak böyle. YouTube kanalı çekiyorsun. Tükürüyorsun millete yani. Neyse. Elitizm ve faşizm. Oğlu var ya. Neyse. Nerede kaldık? Herkes yalan söylüyor, tamam mı? Fakat kurtulamıyorlar bir türlü. Ve deadline yaklaşınca adam kaçmaya karar veriyor. Otelden kaçacak yoksa ölecek. Kaçıyor. Ve hala şey diyorsun. Böyle bir depresif ortamdan devam edecek. Distopik bir ortamda geziyor. Distopik ne demek? Ters. Utopinin tersi. Utopya her şeyi. Distopya her şey kötü. Ters utopya diyorlar bizde. Ters utopya. Tamam. Distopya ters utopya diye bir şey. Ve birdenbire filmin ortasında piyasa filme dönüyor. Adam kaçıyor. Kimi buluyor abi? İsyancıları buluyor. İsyancıları buluyor ve birdenbire hatırlattı beni. Fahrenheit 451, THX bilmem ne şeysi. George THX Lucas. 411 miydi? Hep aynı konuyu içeriyor. Ada, 2000'lerde çekilen film. Star Wars'lar çoğu onun üstüne evet. Gidiyor falan filan. Açlık, Hunger Games. Yine sistem var ve isyancılar var. Ya dolayısıyla birdenbire piyasa filmi. Yani piyasa filmi şöyle. İkinci katman saklanan ikinci katmanı yok. Sen dediğin yani sanat filminin özelliği ne? Sanat filminin özelliği şudur. Alt metin var abi. Sahnelerde, filmde alt metin var. Burada bir yere kadar alt metin varmış gibi çöt diye kırdı. Direkt hikaye geçti. Yok isyancılar. Peki bilmem. Orada da alt metin olamaz mı? Belki sen anlamadın. Yok yok, hiç alt metin yok. En son yine garipleşmeye çalışıyor. Kız kör kaldı çeşit olaydan dolayı. Kendisi böyle kendi gözünü bilmem ne koparmaya çalışıyor. Ama bütün bu aşk olayı, orada işletmiş aşk olayı hepsi soğuk. Yani aşk hormonal bir şey değilmiş. Ancak benzerlik üzerine gidiyor. Ben ne zaman aşk oluyorum? Kendime benzeyen bir tipe veyahut da kadına. Yani bana benzemesi lazım karakter olarak. Ancak egoist beraber yaşayalım. Şey. İşte Narkisus'un şeysi. Çok karanlık herifin dünyası ya. Niye öyle? Pesimiz bir ülkede yaşamış yani. Onu bilemiyoruz. Sonuç? Lobster filmi şey buluyorum. Tam bir kırılma noktası onun için. Bir böyle sanat dünyasından piyasaya dönük bir hareket. Hala kurtarmaya çalışıyor orada sonunda. Yok yok sanatçı, sanatçı. Gözü, kendi gözünü koparacak bir herif ama... Koparmıyor, kaçıyor. Yani açık bırakıyor orayı. Tabii canım. Sanat olsun diye açık bırakıyor. Şey de ama oyunculuk çok iyi. Yani bütün filmlerde oyuncular gayet iyi oynuyorlar. Oyuncu yönetiminden ne yapıyorsa da iyidir. Orada adamı... Takdir etmemiz lazım. Neyse. Sen et. Okey. Sonra benim en sevmediğim ve en nefret ettiğim ama aslında germe anlamında da en iyi filmi. Killing of the Sacred Deer. Ne diyor? Kutsal geyiğin ölümü. Ölümü. Bu filmde birdenbire eski tarz kırıyor. Bırakıyor bu orta ve dar lensleri. Israrla full film geniş açıyla çekiyor. Ara sıra şey var. Çok dar lensler. O da iyi bir kontrapunkt yapıyor. Yani hiper geniş açı, hiper dar ara lensler. Bu arada bir gerçek bir kalp şeyiyle başlıyor. Gerçek kalp ameliyatı. Ameliyatı tamam. Şok yaratıyor. Yani başka şok bir... sineması. Şok sineması. Devam edelim mi? Tataglia. Tataglia. I'll make you an offer you can't refuse. Johnny Clickle, Johnny Clickle. What did I ever do to treat me with such respect? Disrespect. If you come to me as a friend, then your enemies will become my enemies. And then they will fear you. Blow it. Neyse. Evet. Godfather'dan kaçamıyoruz ama. Kadar. Kutsal geyiğin ölümü. Evet. Kutsal geyiğin ne dedik? Ha geniş lensler geçti. Buradan selam ediyoruz Stanley Kubrick'e. Baya bu geniş mekanlar ve yeni Kubrick olma sevdası. Bir de adama sordular. Yok. Hadi canım. Adama sordular. Evet. Evet kesinlikle. Adama şey sordular. Neden geniş lensler kullanıyorsun? Dedi geniş lensler kullanıyorum çünkü klaustrofobik durumu artırıyor. Tersi biliyoruz biz ama. Agrofobik durumu artırabilir ya. Klostrofobik durumu bilemiyorum. Yani. Biraz belki böyle içinde olma hissi veriyor sana. Hani yok belki yalnızlık bak. Ayrıyor yani. Evet. Figür küçük kalıyor ve bu mimarlık... Etraf uzaklaşıyor evet. Mimarlığın arkasında şey oluyor. Memarlığın etrafında bir küçük kalıyor falan filan. Tırt. Hikaye olarak. Hikaye standart gerilim, thriller, mystery filmi.
Bir tane cerrah, bir çocuğun babası, fakir bir çocuğun babası ölüyor bunun bıçağının altında. Çocuk, daha sonra anlıyoruz bunu, arkadaşlık kuruyor cerrahla ve onun ailesiyle. Suçluluk hissettiği için çocuğa şey yapıyor, destek veriyor. Bu oluyor. Destek veriyor çocuğa suçluluk hissettiği için falan filan. Fakat çocuk intikam almaya karar veriyor. Nasıl intikam alıyor? Çocuk sanki bir vudu büyü gibi bir şey yapmış evde. Nasıl yapmış, ne yapmış hiçbir zaman açıklamıyor. Ama büyü kırılmaz. Gelip de hocaya çağırıp da piş 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 falan üfleyip olmuyor. Bunu nasıl buluyorsun? Bir araya bunu girmek istiyorum. Nasıl? Hiçbir şeyi açıklamıyor ya bu. Bir sürü böyle filmler vardı daha önceden. The Believers diye bir film vardı. 87 falan çekilmiş. Martin Sheen oynuyordu. Yine de büyük. Uzaktan birisi bir marifet yapıyor. Aileden birisi çöküyor. Bu filmde zannediyorsun ki şimdi bu çocuğu öldürürse büyük kalkacak falan. Fakat öyle bir şey olmuyor. Çünkü bu filmde başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Büyüden ziyade yani çocuk büyücü olmaktan ziyade Allah'ın cezası gibi bir şey oluyor. Dine, Hristiyanlığa geri dönüyor. İncil'de. Original sin. Hepimiz günahkarız. Çocuk büyü yapıyor. Başka bir çözüm yok. Ya herkes ölecek o evde ya da bir tanesini babası seçip kurban verecek. Kurban aslında. Verecek evet. Dolayısıyla bu kurban verilmesi, babası kendi bilmem ne, o şeye gidiyor zaten. İbrahim'in hikayesinden. Tabii tabii tabii. Bir de şöyle bir şey oluyor. En son bir çocuk ölüyor. Artık şey. Tesadüfen ölüyor. Şey getirmeye çalışıyor. Children are paying for the sins of their fathers. Çocuklar babaların cezalarını öder. Kilisinde peki niye yani, o kıza aşık olduğu bir... Sen çok şey bakıyorsun. Bak bu piyasa senaryosu standart bir piyasa filmi. Standart bir gerilim filmi. Yani alt metin yok yani. Alt metin tek söylediğimiz şey şu. İncil. Peki benim peki, dediğime ne diyorsun? Çünkü bilim çözemiyor. Hani hep ona güveniyoruz. Hep bilim çözemiyor. O yüzden işte tam o. Sanki Vatikan bunu sponsor etmiş. Siz bilime inanmayın. Bilimin açıklamadığı bir şeyler var. Onu belki de söylemeye çalışıyorum. Ama oraya bir sanatsal bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Basit piyasa filmi yapmadık da. Böyle benzer filmleri gördük. Omen ya. Omen filmleri değil midir böyle? Adam seçmesi gerekiyor ya. Kurban kime öldürecek? Sophia's Choice hatırlıyor musun? Meryl Streep'in oynadı. İki aynı tane şey çocuğu var. Bir tanesi seçecek yoksa ikisini öldürecekler. Falan filan. Fakat güzel çözümler var. Yani sahneleri bazı sahneleri çok iyi çözüyor. Gerilimi tutuyor. Reji olarak. Eskilere göre aslında, daha iyi aslında. Tabii tabii. Bu bayağı bir zıplayış. Ama şöyle bizim için zıplayış çünkü hikayesi var. Takip ediyorsun. Yani iyi kötü. Yani iyi kötü. Ama onu da şey yapıyor işte. Araları açarak öbür tarafa da göz kırpıyor. E tabii. Ama ne şiş yansın ne kebap deniyor buna Türkçe'de. Yok yok değil değil. Bu daha netice. Daha çok piyasa filmi bu. Ve sonra Hollywood'a geliyor. En büyük başarısı The Favorite. Benim için kolay seyredebilecek film. Adamın en kolay seyredebilecek film. Çünkü bir kere hikayesi var, ikincisi senaryo onun değil. Ne dedik biz daha önceden? Low budget'ten başlıyorsun. Parayı bulunca... Damien Chazelle için. Damien Chazelle. Neden sevdim bu filmi söyleyeyim mi? The Favorite filmi. Mekanlar çok çok iyi. Yakışır geniş lensler, her şey kaplıyor. Yine Kübriye Selam, mumların altında çekilen sahneler. Sadece mum ışığıyla. Oyuncular iyi abi. Emma Stone, hepsi starları toplamış yani. Ben Emma Stone'u o role yakıştıramadım ama evet yani çok iyi. Yok be iyi ya. Fazla Amerikalı geldi bana. Ben şey sandım ya, kıyafetlere bakarak Fransız saray diye sandım. Çünkü öyle tavır bile Fransız evet, tavrı. Fakat İngilizmiş. Queen Anne diye bir şey, Olivia Colman. Olivia Colman, o bayağı ikonik bir... rol. O da kraliçeyi oynayacak The Crown'da. Ben öbür kızı da beğenmiştim. Eski kraliçeyi diyorum. Tabii eski kraliçeyi çok iyi canım. Çok iyi. Crown'daki kız. Crown'daki kız muhteşem. Niye beğenmedin sen bu filmi? Hangisini? Ya son filmi beğendin mi beğenmedin mi? Ben değişik bir şey görmüyorum. Hep aynı şeyi anlatan bir adam görüyorum abi. Yok. Kendisi bu filmde aynı şeyi anlatmıyor bir kere. Bu film tamamen piyasa filmi. Bu filmin tek şunu görüyorum bir çizgi olarak. İlk filmden son filmine kadar. Karakterler yalancı oluyor. Bunu görüyorum. Aynı işte bu da öyle onu diyorum. Evet ama film zengindir. Senaryo biraz değişik ve de şey de abi sevgi, kendine sevdirmek ve sevgiyi bulmakla ilgili bir şey bu film. Tabii ki bunun narratif çizgisi bir hizmetçinin sıfırdan tepeye kadar tırmanış. Ama ödediği bedel. Ödediği bedel. Üst kademe kadar geldi masaj yapıyor kraliçe. Kraliçe böyle tutuyor kafasını şöyle. Ve bu yapıyor zorluyor ondan sonra birdenbire ayıklamaya başlıyor. Yani bir şey gözünde bir şey görüyorsun. Anlıyoruz. Kraliçe de böyle yukarıdan o da böyle acı çekiyor. En son şey dissolve ediyorlar. Bu iç içe dissolve yapıyor. Ve böyle tavşanlar dissolve ediyor. 17 tane tavşan var kraliçenin. O 7 tane tavşan şey temsil ediyor diyor. Kraliçenin kaybettiği çocuklar. 17 tane çocuk kaybetti. Dolayısıyla şu acıyı kapatmak için kendine sevdirmeye çalışıyor sevginin peşinde. Sevgi almak için yani normal gönüllü alamıyorsa zorla alıyor. Ve herkes kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Çaresizlikten herkes çabalıyor kendini sevdirmek için. Yani böyle birazcık şey yine
toparlamaya çalışıyor. Manevi bir mesaj, bir şeyler toparlamaya çalışıyor. Ama onun dışında ben şey zevkli seyrettim. Sen haklısın. Bu filmi mesela 4-5 tane farklı yönetmen de çekebiliyordu. Bunun minicik bir mührü var adamın yani. Bir araya bir şey katıyor. Bir katıyor minicik bir onun touch dokunuşu var. Hakkını verelim. Ya ben beğendim. Bu son filmi beğendim. Şimdi... Ama Amerikan piyasası için yine de ağır değil mi? Ama belki şey çalışıyor. Avrupa'da çalışıyor. Avrupa çalışıyor. Avrupa şey seviyor. Ben de seviyorum. Tüylü kalemle yazılan. Tüylü kalemle yazılan filmler yani. Ben şeyi çok beğenirim. King's Speech. King's Speech. O daha derin bir film abi. Daha derin film çünkü gerçek bir olay zaten. Bu da gerçek olay ya. Bu da gerçek olay. Ne kadar gerçek biraz olduğunu bilmiyoruz çünkü. Queen Anne'le, Kraliçe Anne'le çok fazla şey kalmadı. Çok fazla şeyimiz yok. Belgelerimiz yok yani. Benim değil de yani işte dünyanın belgesi çok fazla yok. Yani İngilizler bile tanımıyorlar o kadar o kraliçe. 1700 bilmem ne kaçta yaşamız bir kraliçe. Şey verelim mi? Not. Not verelim. Birinci film Kinetta. Not veremiyorum. Film değildir benim için. Yok ciddi söylüyorum. Yok. İkinci film şu diş şey. Köpek dişi. Bir 7 falan verebilirim. Ben de 6 veririm. 6. Alplar birinci film gibi not veremeyeceğim. Anlayamadım filmi. Görmedim bir şey diyemiyorum. Yani taciz etti. Zorla seyrettim. Açıkça söyleyeyim. Ne diyorsun Lobster'a? Lobster'a 6. Ben bir 7,5 veririm Lobster'a. Yani sırf şey için. Belki daha fazla verirdim. O şey kırdı ortasında piyasaya geçti yani. Yani bari dursaydı dibine kadar da durmadı. Ondan sonra şeydi. Kutsal geyin ölümü. Kutsal geyin ölümü. Bir 8,5 diyelim. 8,25. 7. Tamam. Favorite ne diyorsun? Ben bir... 7. Abi yok 8,75 belki de 9. 9 minus. 9 eksi. Kubrick'den farkı ne? Barry Lyndon'dan bahsediyorsun. Mesela evet. Barry Lyndon tek kişilik hikaye. Bir de Barry Lyndon, Kubrick de biraz soğuk. Ya burada soğukluğu benziyor. Soğukluğu benziyor. Şimdi Kubrick o soğukluğu atlatmak için voiceover yazıyor. Yani Ryan O'Neill'in oynadığı karakteri olup bitenleri voiceover anlatıyor. Ama Ryan O'Neill'in voiceover değil. İnatla özdeşleştirmek istemiyor. Yani Ryan O'Neill bu voiceover okusaydı o zaman onun karakteri tanıyacaktık. Onun karakteri tanıtmıyor. Başka birisi okuyor bu voiceover şey gibi. Anlatıcı gibi. Burada ben özdeşleştirme yapıyorum. Adam şey değil, soğuk değil karakterle karşı. Karakterler soğuk. Sanki... Kimle özdeşleştin sen favorite'ta? Ya vallahi Emma Stone'la gidiyorsun yani. Öyle mi? Ben nefret ettim hepsinden ya. Abi sen nefret ettin mi? O anda bir şey taktın Emma Stone kötü oynuyor diye taktın. Hayır hayır. Yani ondan bahsetmiyorum abi. Karakter olarak seni cezbeden... Yok ama cezbeden... yine de şey tutuyorsun. Yani şimdi mağdur durumda ya. Birdenbire şey yapmaya çalışıyorsun. Ben de Rachel Weisz'ı tercih ederdim. Evet, Rachel Weisz ikinci bölümde. Hani Emma Stone böyle kelek attı buna falan filan. Ondan sonra buraya yani kurban yerine. Ama yani aslında adamın genel problemi o. Sevilecek tipler değil bunlar abi. Sevilecek abi zaten genel olarak onun filminde hiçbirisi aşk ne olduğunu bilmeyen tipler. Evet. Hiç aşk, maşk, sevgi diye bir şey yok. Hepsi kar için. Hipokrit hepsi. Hipokrit şey için şey yapıyorlar. Yani böyle bir tip. Hep işte öyle bir... Lars von Trier'di biraz andırıyor. Lars von Trier kendine bir fazla... Yani nasıl anlatayım bunu? Fazla lüks bir ortamda yaşamış gibi bir herif. Danimarkalı. Duruyor ve böyle şimdi şey yapacağım. Skandal nasıl yaratırım, ne yaparım falan diye duruyor. Bu da öyle değil mi işte? Bana yok yok. Bu karamsallık var. Yani herhalde bir... Eğer onun iç dünyası böyleyse o zaman... Yapacak bir şey. Yok ya üzülüyorum yani adam o zaman. Türkiye'de derviş dayı mı öyledir mesela değil mi? Değil abi yok derviş realist adam. Hı. Derviş çok... Kötümser değildir. Yok yok. Derviş realist ama derviş için dünyada masallar yok. Sen böyle masal alacaksın bana her şey çok güzel olacak diye bir şey yok. Yok abi kötüyse kötü abi. Bu hiçbir şeyi anlatmıyor ya. Kim? Yorgos Lanthimos. Köpek dişinde de bu olaylar nasıl oldu, baba nasıl öyle oldu, işte karakterlerin neden öyle olduğuna, background hiç anlatmıyor. Background karakterleri, işte bunun özelliği bu. Ne hikaye, nereden başlıyor, nerede bitiyor, ne karakterler, nereden bir şey, geçmişlerle hiç uğraşmıyor karakter. Bu bir problem değil mi peki? Bir çeşit, nevi bir çeşit sunuyor yani. Millet doldu herhalde yani. Festival dünyası şey doldu, standart hikayelerden doldu, kurmaca hikayelerden doldu. Hmm. Nevi bir çeşit sunmaya çalışıyor. O da bir modası oluyor ama nereye kadar oluyor ne bileyim. Yani işte 3-5 sene sürüyor ondan sonra tekrar toplar. Ama yani drama açısından problem bizim değil mi? Öğrendiğimiz drama, antik dramanın sebebi, bir sebepten sonuca doğru gidiyor. Kim iletiyor hikaye, nasıl iletiyor hikaye, motivasyonu bulmaya çalışıyor. Bu motivasyonu adamı kırmaya çalışıyor. Kendisi Yunan ama Yunan kuralları, Yunan drama kuralları. Ama...
Bir yandan da Yunan hikayelerine de dayanıyor mitoloji. O dayanıyor hani. Kutsal geyin ölümü falan. Kutsal geyin ölümü, Ifigenia, o hala İbrahim hikayesine dayanıyor, kilise hikayesine dayanıyor, her şeye dayanıyor. Ama aynı zamanda Eskil, Sofokle ve Euripide, onlar Yunan trajedi yazanlar. Onların kuralları yırtıyor yani. Peki, mitoloji anlatacağız ama mitoloji temelinden değil, kendi mitoloji yaratacağım diye. Peki sen filme inanabiliyor musun? Girebiliyor musun? Ya son favorite filmi şey seyrediyorum. Saray, Güzel Karılar. Favorite okey. O daha... Bir şey. De favorite, bak favorite filminin neden şey olmuyor? Neden sanat olmuyor? Yani şey dışında. Ya sanat, tasarım güzel, bilmem ne, oyunculuk güzel. Ama alt metin çok az. İkincisi, kızlar geziyor. Genellikle kızların filmi. O da bir geylik içeriyor. O ayrı bir konu. O trademark para. Ama şöyle, sen structure'a bak. İhanetler, entrigalar, yasak aşkları. Tamam ya. Bunlar nedir abi? Pembe dizi. Peki müziğe ne diyorsun? Müzik çok... Ha, müziği direkt aklıma şey geldi. There Will Be Blood filmin müziği. Thomas Anderson'un filmi. Rahatsız edici bir ses gibi. Okeydir abi, okeydir. Fonksiyonel. O şeyde, Kutsal Geyin'de de aynı şey. Rahatsız edici tonu sadece kullanıyorlar. Ama miksaj da çok iyi yapıyorlar. Miksaj. Gerçekten güzel abi. Kutsal Geyin filmi var ya, biz de miksaj yapmış olsaydı, o böyle gerilim sanat filmi olmazdı. O direkt horror filmi olurdu. Müziğin dibine kadar giderdi ve böyle seyrediyorsun. Görgüsüzlük onu deniyor ona işte. Neyse. Sen niye bu kadar utanıyorsun ya? Neyden? Bak duruşun şeydi abi. Duruşunu çıkar lan ya. Yorgos Lanthimos. Sana Yorgos Lanthimos tipi oyunculuk yapayım mı? Yap. Sen de ama hiçbir duygu göstermeden dur. Mustafa, saat aldım. Harika bir saat. Çok güzel. Denemek ister misin? Benim bir böyle saatim var. 200 metre kadar gidiyor. Öyle mi? 200 metre kadar. Bir ara çeşmenin altına koydum. Saat bozuldu. Benimki daha güzel. Belki garantisi vardı. Kim bilir. Olabilir. Koltuk altına tüylerin var mı? Benimki var. Her şey bağlı. Aynen böyle. Aynen böyle abi. Yorgos Lanthimos. Duy bizi. Duy bizi. Duy sesimizi. İşte geliyor tekler sesler. Ya gülmek çok iyi değil mi? Bana kızıyorlar. Gülüyorum. Evet işte abi. Gülmek sanat değil abi. Sana bunu anlamıyorsun sen. Sanat işkence olmalı yani. Belki Bulgaristan'a gideceksin galiba. Evet öyle. Öyle düşündük. Ne yapalım programı? Program ne yapabiliriz? Bulgaristan'dan bir Skype konferansı yapabiliriz. Belki de. Sence bizi yeterince seviyorlar mı? Ben sevdiklerini düşünmüyorum. Well, there's still raisin out of the trestles, but the blood had never burned in home.